Son dönemde hızla gelişen yenilenebilir enerji kaynaklarından güneşin gücünü kullanarak çiftçilerin sulamayla ilgili ihtiyaçlarına yanıt veren Frigya Solar, AC pompaların kullanımında teknik altyapısı ve bilgi birikimiyle fark yaratıyor. Genel Koordinatör Mustafa İmga, güneş panellerini de Türkiye'de üreterek yenilenebilir enerji pazarında dışa bağımlılığı azaltmak en büyük hedefimiz diyor. Sahip olduğumuz medeniyetin temel taşlarından birini oluşturan enerji, kalkınmanın ve gelişmişliğin göstergesi durumunda. Son dönemde fosil kaynakların kısıtlılığı yanı sıra üretimde ortaya çıkan çevre kirliliğiyle hem yenilenebilir ve sınırsız hem de çevreyle uyumlu kaynakların kullanımı önem kazanıyor. Güneş enerjisi, sahip olduğu potansiyel ve kullanım kolaylığıyla diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha hızlı yaygınlaşıyor. Frigya Solar bu değişim ve gelişime duyarsız kalmayıp 2011 yılında Eskişehir'de faaliyetine başlıyor. TEDAŞ'ta yaklaşık 6 yıl görev yaptıktan sonra teknolojinin yeni olması ve Türkiye'ye yeni adım atması beni çok heyecanlandırdı. Ve bu güneş cenneti ülkemizde de bundan faydalanabileceğimizi düşünerek bu sektöre girdim. Yaklaşık 4 yıldır, 3,5 yıldır bu sektörde faaliyet göstermekteyim. Tarımsal sulamada, özellikle basınçlı sulama alanında Türkiye'de tekim, özellikle AC motorla yani alternatif akımla çalışan 380 ya da 220'li çalışan pompaları kullanan yine tek firmayım. Bunun da en büyük avantajı çiftçilere daha uzun vadeli, daha uzun ömürlü sistemleri uygulayarak çalışmalarını sağlayarak onlara da bir nebze yardımcı olarak ülke ekonomisinden de katkı sağlamasını düşünerek bu işe girdim. Özellikle beni en çok etkileyen konulardan birisi ülkemizin tükettiği enerjinin %77'sini dışarıdan alması ve böyle bir ülkede güneşten faydalanarak bunu mümkün olduğunca düşürmeye de katkı sağlamak amacıyla bu sektöre girmiş bulundum. Mustafa İmga, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında çiftçilere danışmanlık hizmeti de sunduklarını söylüyor. Çiftçilerimize tarımsal sulamada çok etkin destekler sağlamaktadır. Kurulum maliyeti biraz yüksek olduğundan dolayı devletin çiftçilerimize sunduğu hibe programlarına da aracılık yaparak çiftçilerimizin bu sektörden faydalanmasını sağlamaktadır. Hibe programlarından faydalandırdıkları çiftçilere tarımsal sulamada etkin destek sağladıklarını dile getiren Genel Koordinatör Mustafa İmga, bankaların da faizsiz kredilerle çiftçileri yenilenebilir enerji yatırımlarına teşvik ettiğini söylüyor. Devletimiz çiftçilere yılda 3 defa olmak üzere belli dönemlerde %50 hibe vermekte. Önceleri daha düşük seviyelerdeydi bu miktar. Fakat çiftçilerimizin buna gösterdiği ilgiden ve alakadan memnun olacak ki hibe dönemini hem çoğalttı hem miktarını çoğaltarak daha büyük sistemler kurmalarına yardımcı olmaya başladı. Bankalar da bu işe önem gösteriyorlar. 5 yıl ve 7 yıllık faizsiz krediler vererek özellikle çiftçilerimize bu teknolojiden faydalanmasını istediler. Teknolojinin en büyük güzelliği 25 yıl boyunca hiçbir bakım maliyeti olmaksızın kullanabilmesi. Çiftçilerimiz için ideal bir sistem. Aslında çiftçilerimizin buna yönelmesini sağlayan en büyük özellik maliyeti, yani ürünün yetiştirme maliyetini gübre ve tohum ya da ilaç haricinde sıfıra düşürmesi. Çiftçilerin süreç hakkında bilgilendirilmesini sahada yapılan ihtiyaç analizi izliyor. Bir çiftçimiz bize bu konuda müracaat ettiğinde yaptığımız ilk iş keşif. Çiftçimizin ne kadar suya ihtiyacı olduğunu, nereden suyu temin ettiğini ve ne kadar süre sulama yapması gerektiğini bunu öğrendikten sonra gerekli mühendisliği arkadaşlarımla yaptığımız çalışmalar sonucunda kaç metre derinden suyu çekiyorsak öncelikle o tonaja uygun motoru belirliyoruz. O motoru belirledikten sonra da çiftçimize ne kadar bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Ve bunun ne kadar sürede kendisini amorti edeceğini, ne kadar sağlıklı olduğunu ve ne kadar ekonomik olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Mustafa İmga, çiftçilerle yapılan görüşmeler sonucunda çıkarılan maliyet raporlarında somut rakamlar paylaşıyor. Çiftçilerimizle konuşarak çıkardığımız bir maliyet raporu var. Bu maliyet raporunda çiftçilerimizin kullandığı 3 ayda çeşit sulama var. Biri traktör miliyle, dizel pompayla ve şebeke enerjisiyle. Hepsinin maliyetleri 2,5 liranın altına düşmüyor. Bu şöyle söyleyeyim, saatte 60 ton su isteyen bir çiftçimizin saatlik maliyeti minimum 2,5 lira.
Bunu dizel pompayla yaptığı zaman 5 liraya çıkıyor. Milli pompalarla kullandığı zaman 9 liraya kadar çıkabiliyor. Bu enerjinin en büyük faydası maliyeti 1,5 liraya kadar düşürmesi ki bu ilk 5 yıl için. İlk 5 yıldan sonra hiçbir maliyeti olmuyor. Çünkü bakım masrafı yok, yeniden kurulum masrafı yok ve 5 yıldan sonra hiçbir maliyeti olmadan sıfır maliyetle sulamasına devam ediyor. Bunu anlattıktan sonra zaten çiftçilerimiz bu işe gönül vermiş insanlar. Böyle bir imkan olduğunda bunu değerlendirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. AC pompa ile DC pompa arasındaki farka değinen Mustafa İmga, Ar-Ge çalışmaları neticesinde üreticinin maliyetlerini ciddi oranda düşürdüklerini söylüyor. Bu AC pompa dediğimiz alternatif pompalar normal günün 3 katı sistem kurulacağı için çok fazla maliyet getirdiğine pek tercih edilmedi. Bunun yerine DC pompalar, yani doğru akımda çalışan pompalar kullanıldı. Bunların tek dezavantajı istenilen miktarda suyu alamıyorsunuz. Yani saatte en fazla 20-25 ton su çekebiliyorsunuz. Bu da maliyeti çok fazla artırıyor. Ama AC pompaların en büyük yanı, yani faydalı yanı, saatte 150 ton, 200 ton suya kadar su çekebiliyorsunuz. Bu da çiftçimiz için çok ideal. Bizim yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımız 4 tane mühendis arkadaşımızla çalıştık. Buradaki öğretim üyelerimizin de katkılarıyla Osman Gazi Anadolu Üniversitesi'nde bir öğretim üyelerimizin de yardımlarıyla bir Ar-Ge çalışması başlattık. Özel bir yazılımla ve sürücülerle bu demelaj akımından kurtulduk. Dolayısıyla maliyeti 3'te 2 azaltmış olduk. Bizim aslında en büyük özelliğimiz bu oldu. Sistemin faydasını somut bir örnekle izah ediyor Mustafa İmga. 20 dönümlük bir arazi var ve burada mısır ekiliyor. Buraya saatte yaklaşık 70 ton suya ihtiyacı oluyor sulama yapacağı zaman müşterimizin. 70 ton suyu vermek için saatte yaklaşık 12 lira bir tüketim olmak zorundaydı mazotla kullandığı için. Şimdi biz bunu AC pompaya çevirdik ve kendisine yaklaşık net olarak 23 kilowattlık bir sistem kurduk. Bu sistemle maliyetini düşürdük ve sulamayı yapma garantisi verdik. Yani saatte 65 ton su kullanacak şimdi orada. Günün birinde güneş panellerini de Türkiye'de üretip yenilenebilir enerji pazarında dışa bağımlılığı azaltmak başlıca hedefi oluyor Mustafa İmga'nın. Ülkemizde kullandığımız bütün ürünlerin %90'ını neredeyse dışarıdan getiriyoruz. Şimdi yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile ilgili KOSGEB'e müracaatta bulunduk ve bunların hepsini ben Türkiye'de yapmak istiyorum. Bunun için de hem Eskişehir Valiliği sağ olsun yardımlarını esirgemediler hem de buranın Bölgesel Kalkınma Ajansı BEPKA sayesinde bunların hepsini atlatarak her şeyi Türkiye'de üretmek istiyorum. Böylece maliyeti yine nereden baksanız %30 düşürmüş olacağım. Bu benim en büyük idealim. Güneş potansiyeli açısından da ülkemiz çok şanslı. Zira bu şans yeterince değerlendirilemiyor. Almanya'nın 260 günü neredeyse yağmurlu geçiyor. Ve Almanya Avrupa'da bu sistemi kullanan tek ülke, yani bu kadar yoğun kullanan tek ülke ve enerjisinin, yani tükettiği enerjinin %70'ini güneş enerjisinden alıyor. Ve biz güneş cenneti bir ülkedeyiz. %23'ünü kendimiz üretebiliyoruz Türkiye'de tükettiğimizin ve bunun da %3'ünü güneş enerjisinden sağlıyoruz. Güneşten dünyaya saniyede yaklaşık 170 milyon megawatt enerji geliyor. Güneşten bir saniyede dünyaya gelen güneş enerjisi miktarı Türkiye'nin yıllık enerji tüketiminin 1700 katı. İmga, Türkiye güneş haritası uyarınca Eskişehir'in potansiyelini de izah ediyor. Yani yıllık ortalama günde 4 saat güneşten faydalanabilen bir şehir niteliğinde. Bu Akdeniz'de günde 7 saate 8 saate kadar çıkabiliyor. Bu yıllık ortalama. Buna rağmen Eskişehir'de bu kadar büyük sistemlerin kurulabilmesi ve bunu başarmamız bizim için gerçekten mutluluk verici. Bunu mümkün olduğunca yaymak en büyük idealimiz ve daha iyi imkanlarda daha ucuza maliyet getirerek bunu yapmak tek idealimiz. Sahip oldukları teknik bilgiyi katıldıkları eğitim ve seminerlerde de paylaşan Mustafa İmga ve ekibi işin maddiyatından çok manevi ve milli hazını düşünüyor. Bu tekniği elimizden geldiğince herkese paylaşıyoruz. Verdiğimiz briefinglerde, sunumlarda bu işi anlatan geziler düzenledik. Onlar da bunu mutlaka değerlendirmemiz lazım. Yani bu aldığımız eğitim, kazandığımız tecrübe, bunları da mümkün olduğunca etrafla paylaşmalıyız ki bazı değerleri artık tekrar su yüzüne çıkarmak. Tek amacımız bu. İşlerin yoğunluğunu Eskişehir bölgesi oluştururken 16 kişilik ekip taleplere kısa sürede yanıt vermeye gayret ediyor. Elimden geldiğince her yere yetiştirmeye çalışıyoruz. Onun için de Eskişehir dışına çok fazla çıkmadık. Ama yaptığımız işler tabii ki var.
mümkün olduğunda, ekiplerim müsait olduğunda, şu anki elimdeki 16 kişilik ekipte ancak bunlara yetişebiliyorum. Layla yaptığım sürece her yere de giderim. O konuda da bir sıkıntım yok. Lisanssız elektrik yasasının çıkması iş sürecini kolaylaştırıyor. Elektrik Piyasası Denetleme Kurulu'nun verdiği bazı izinler var. Diyor ki 1 megawattın altında kuracağın her güç için lisans almana gerek yok. Ama 1 megawattın üstünde kuracaksan mutlaka lisans alacaksın diyor. Dolayısıyla buna dayanarak şunu söyleyebilirim. Kurulacak güçte teknik olarak hiçbir sınır yok. İstediğiniz her gücü kurabiliyorsunuz ama belirli bir güce kadar kendi imkanınıza, belirli bir güçten sonra da izin almak zorundasınız. Mustafa İmga, sahip olduğumuz bilgi birikimi en büyük artımız diyor. En büyük artımız bu işi bilmemiz. Bildiğimiz için de bu bilgiyi rahatlıkla paylaşabiliyoruz. Yani işi sadece uygulamak değil, onun projesini çıkarmak aslında en önemli kısmı. Bu kısımda da elimizden geldiğince her müşterimize, bize her danışan kişiye bu bilgiyi veriyoruz. İmga, teknik bilgileriyle yönlendirdikleri çiftçilere bütçeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda alternatif sistemler sunuyor. Öte yandan danışmanlık hizmeti de veriyor. Müşterimiz bize geldiğinde en büyük avantajı karşılıksız bilgiye kavuşacak. Kesinlikle doğru ve elimizden geldiğince teknik bilgiyi alacak. Bundan emin olsun. Bunun haricinde daha önce ne kadar maliyeti olduğunu biz keşfimizde bulacağız. O maliyeti minimuma indirmek için elimizden geleni yapacağız. Sistem büyüklüğüne, yani kuyunun derinliğine, istediği su ihtiyacına göre minimum 30 bin liradan 400-500 bin liraya kadar sistemler çıkacaktır. Ama röportajın başında söylediğim bir nokta var. Keşif en önemli kısım. Ne kadar suya ihtiyacı olduğunu öğrendiğimiz an olabilecek minimum maliyeti bu sistem kurulacaktır. Buna emin olabilirler. Ayrıca danışmanlık hizmetimizden de bahsetmek istiyorum. Devletimizin çıkardığı bu yılda 3 ayrı dönemdeki hibe programlarından olabildiğince faydalanmanı sağlayacak yardımları da gerçekleştiriyoruz. Bunlar için ayrı bir ücret talep etmiyoruz. Genel Koordinatör Mustafa İmga, maliyetleri düşürmek adına ARGE çalışmalarının hız kesmeden sürüşeğinin altını çiziyor. Frigya Solar olarak daha önce idealist bilgilerimizden, düşüncelerimizden bahsettim. Şu anda yapmak istediğimiz tek şey maliyeti mümkün olduğunca aşağı çekmek. Bunun için de ARGE çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Mümkün olan en kısa zamanda maliyetleri daha da aşağı çekerek elimizden gelen uygun fiyatlara bu sistemleri de yapacağız.